Boşuna getirdin bizi. Gerçekte böyle bir şey olamaz. Bir kez bir filmde gördüm. Geleceği gösteren gözlük vardı. Bana ondan yapar mısın? O sadece filmlerde olur Necati. Oğlum şu kutuyu getir de oturayım azıcık. Başım döndü bir sağa bir sola. Yapıştı. Nasıl yapıştı? Dur bakayım. Ne oluyor? Dur çekme dur. Ah baba Kürşat. Oğlum şaşırdın mı? Kürşat'ın havaalanında ne işi var? Kule, iniş için izin istiyorum kule. Necati, işim gücüm var. Yok gözlük falan. Geleceği görmek istiyorsan az bekle de gelecek gelsin. Dur bir saniye deneyeyim. 5 saniye sonrasını görebilecek miyim? 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten işe yaradı. Evet, 5 saniye sonrasını görebildim. Süpermiş. Necati yardım et. Tut beni! Geleceği gösteren gözlüğü yaparsan yardım ederim. Tamam hadi tut şu tepsiyi düşürmek üzereyim. Önce gözlük sonra tepsi. Necati! Sen bilirsin benim için hava hoş. Be tamam. Şu kabloyu bağlarsak. Azıcık elektrot. İşte al bir saat sonrasını gösteren gözlük. Yuppi! Mirket abi bize yardım et. Özel şifreli kutum. Benden başkası ellediği anda eline yapışır. Mirket ne yapacağız şimdi? Kendiniz bulun ne yapacağınızı. Eşyalarımı kurcalamasaydınız. Oo, Remzi ve Şakir bir saat sonra kutuyu tutacaklar. Necati gözlüğü açman gerekiyor önce. Affedersin. Ne gördüğümü asla söylemem ama başına çok komik şeyler geliyor. Ama şimdi gördüğüm şeyler doğru mu değil mi? Bir saat beklememiz lazım. Keşke şu bir saati hızlıca geçebilseydik. Bir saat sonra. Teşekkürler. Baba, Arif ve kumpirle gösterimiz var. Provaya yetişmem lazım. Oğlum işe gitmem lazım. Çekmesene. Yaşasın. Çalışıyor. Şimdi dışarı çıkıp süper kahraman gibi herkesin geleceğine bakacağım. Ben gelecek adam Necati. Çok kötü bir süper kahraman ismi. Gelecek adam. Sıkıcı. Sıkıcı. Hop. Gumball'ı açsana Gumball'ı. Dur gitme dur. Necati ne üstüme geliyorsun? Hay dur dur. Çok ilginç şeyler olacak az sonra. Takip etmesene Necati. Kızdırma beni. Hohohoy. Kaderinden kaçamazsın Kürşat. Pasta senin kaderin. Ne pastası şaşırdın mı? İşte yırtıcı akbabanın göç yolu. Onu bekleyen uzun yolda önüne bir sürü engeller çıkacak. Uzun soluklu kovalamaca başladı. Şişman fil uzun süredir gülmüyor. Komik bir şeyler görebilmek için akbabanın peşinden dünyayı turluyor. Gelme! Gelme! Bu niye takip ediyor? Ben niye kaçıyorum? Çok yoruldum. Artık ne olursa olsun hiçbir yere gitmiyorum. Yaşasın! Zamanı geldi! Hohohoy! Ne oluyor? O ne? Merhaba Orkun. Merhaba Necati. Görüşürüz Kürşat. Pardon bakar mısınız? Pastamdan akbaba çıktı. Yer ve gök şahidim olsun. Bu krallık dize gelmeyecek. Yaşa kralım. Bizi kimse durduramaz. Kara üzümler bile. Kara üzümler nereden çıktı? Kara elfler diyecektin. Repliklerine dikkat et kumpir. Ne yapayım Şakir? Heyecanlanıyorum bu kadar kişinin önünde. Hem niye iş yerinde yapıyoruz ki provayı? Babamla biz ayrılmaz ikiliyizdir de. Aa
kimin geleceğine baksam acaba? Geçin Hacmi. Bakalım neler çıkacak. Sonunda Hacı Badem yiyebileceğim. Necmi! Necmi! Necati! Ne oluyor? Seni her gördüğümde başıma bir şey geliyor. Rahat bırak beni. Bu sefer de başına saksı gelecek Necmi. Geleceği görebiliyorum ben. Geleceği kötü görebiliyorsun demek. Madem öyle 5 saniye sonra hangi dans hareketini yapacağımı söyle de inanayım. Kol bastı galiba. Ya da yok. Halay çekeceksin. Bilmiyorum. Çünkü sadece 1 saat sonrasını görebiliyorum. Kaçma, gel buraya. Bak şu gözlükleri tak. İşte bunlar geleceği gösteriyor. Gözlük değil bu. Büyüteç gibi bir şey. Senin büyük halini görüyorum. Senin gözlerin bozulmuş. Ver şunu. Bak, senin iyiliğini istiyorum. Hastaneden elinde acı badem kurabiyesiyle çıkarken kafana saksı düşecek. Düşmeyecek. Nereden biliyorsun? Sen kahin misin? Neyse, bak acı badem dedin, canım acı badem çekti. Acı bademe gideyim de bir pastane bulayım ben. Hiç karışmasaydım da pastaneye gidecek miydin? Eyvah, çok derin konulara giriyorum. Beynim bunu kaldırmaz benim. Şimdi aksiyon zamanı. Necmi, dur! Buyurun efendim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Acı bademi çok özlemişim. Ver onu. Necati, ne yapıyorsun? Eğer bu kapıdan elinde acı bademle çıkarsan kafana saksı düşecek. Seni kurtarıyorum. Aldığın her acı bademi yiyeceğim. Bir tane daha. 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 Bir sürü acı badem kurabiyesinden sonra. Bir tane daha. Uzanamıyorum. Sonunda görüşürüz. Dur Necmi. Çok susamışsınız çok. Alın bakalım. Teyzeciğim, orman mı suluyorsun? O da bacana ne? Saksı. Ağır çekim gücü. Çocuğum, oyuncak saksı bunlar. Korkmanıza gerek yok. Oyuncak saksıyı da ilk defa duyuyorum. Necati, kalkar mısın üstümden? Ben sana ne dedim? Haklıymışım değil mi? Neyse, merak etme. Göbeğim iner birazdan. O arada ver de şu acı bademi yiyeyim bari. Gelecek adam olmak çok zormuş. Bu işin bir geleceği yok gibi ama olsun. Altın bilezik. Öğrenmek gerek. Bu yakışıklı fil de kimmiş böyle? Benmişim. Bir saat sonra bir yerden mi düşeceğim ben? Olamaz. Düşmek istemiyorum. Bir saate alarm kuruyorum. Bu alarm çalana kadar bir çözüm bulmalıyım. Oturmaca. Alarm çalana kadar odamdan çıkmayacağım. Böylece bir yerden de düşmeyeceğim. İlk defa bu sandalyeye oturuyorum. Çok sıkıcıymış. Evet, böyle daha güzel oldu. Suyun içinde olursam hiçbir yere de düşmem. Neler oluyor? Yuppi! Bir daha! Ne haber Necati abi? Bugün de amma çok görüşüyoruz. Orkuncuğum, olay bana döndü. İşin komedisi yok artık. Eyvah. Balık bile düştüyse ben de düşebilirim. Kaç Necati, kaç. Burada sana rahat yok. Uçuyorum. Burada bana rahat var gibi. Ama burada bana rahat yok Necati. İnsene tepemden, ne yapıyorsun? Yaptığın gözlüğü kullanarak bir aynada kendi geleceğimi gördüm Mirket. Bir yerlerden düşüyordum. Düşmek istemiyorum. Merak etme Necati. Al bu cep aynasını, kendine bak. Böylece daha dikkatli olabilirsin. Bakayım. Gayet süper görünüyorum bir saat sonra. Uzay kadar yakışıklı. Güneş kadar artistim. Necati, gözlüksüz bakıyorsun. Evet. Bakayım. Yeter artık. Yardım edin. Bıktım. Hastanedeyim. Demek ki düşmüşüm.
Bir dakika, bakalım yönümü değiştirirsem her şey düzelecek mi? Kral olma ihtimalim mi var? İşte beklediğim an. Ülkedeki tüm çiğ köfteleri bedava yapacağım. Yürümeye devam edeyim. Bitse de gitsek artık. Böyle çalışmak hiç rahat. Bravo. Bravo. Sağ olun. Sağ olun. Bir de sırada bende. Harikaydın. Ne diyordun baba? Aferin oğluma. Hadi mesai bitti. Kazandığım paralarla gidip dondurma yiyelim de dostluğumuz pekişsin. Bizi kimse durduramaz. Kara böcekler bile. Kumpir, oyun bitti. Kara bacanakla... Ne? Öyle mi? Her şey krallık için. Kral Şakir, ne haber? Necati abi, ne yapıyorsun? Geleceğimde bir yerden düştüğümü görmüştüm. Şimdiden düşmemek için bütün olasılıkları deniyorum. Yapmadığım şey kalmadı. Şu anda nerede durduğunun farkında mısın peki? Dikkatimi dağıtma lütfen. Her zamanki gibi yine çok mantıklısın Necati. Biz de oğlumla barıştık, sütlaç almaya gideceğiz. İstiyorsan katıl bize. Ha? Baba, dondurma demiştik hani. Dondurma bu havada yenmez ki oğlum. Kandırdın beni. Sütlaç istiyorum ben. Bırak şimdi dondurmayı. Parayı ben kazandım ve dondurma diyorum. Ben senin babanım. Koskoca adamım. Sütlaç da sütlaç. Dondurma. Neredeyse uçuruma yuvarlanıyordum. Gözüm kırılmış. Şimdi nereye gideceğim? Kral da olabilirim, uçurumdan da düşebilirim. Sağa mı, sola mı? Sola git, sola. Sağa git bence. Sağa gitse de olurmuş. Bunu nasıl daralttıracağım ben? Boyuma kısa, enime geniş. Acaba yanmamasına mı giysem? Güneş tutulması mı o? Mor bir meteora da benziyor. Ben Necati, Fil Necati. Hiçbir şey yok. Bir de üstüne kral oldum. Ohohoy. Hastaneye gitmeme de gerek kalmadı. Necati abi, kostüm o, kostüm. Şşt, krala karşı gelme bakayım. Ohohoy. Yeter artık, bıktım. Yardım edin şunlara. Niye buraya geldiniz? Kutudan bir türlü kurtulamıyorlar doktor hanım. Bıktım. Bütün ilgiyi çekmeye çalışıyorlar. Halbuki kral olan benim. Hastaneyi boş yere meşgul ediyorsunuz böyle. İşte açma kapama tuşu var burada. Alan oldu. Sen de hasta değilsin. Niye oturdun o sandalyeye? Kalk kalk. Bu kadar basit miydi? Çok teşekkür ederiz. Kralım, kralım. Her zaman hizmetinizdeyim. O zaman git bana kumpir al gel. Efendim, kendimi size takdim edeyim. Ben de kumpirim. Bayılırım. Ay, adım kumpirdi sadece.